Evet, herkese çok selamlar. Dostlar, yine arılar nasıl her çiçekten bal alıyorsa biz de her arıcıdan bilgiler almaya devam ediyoruz. Şimdi arına gideceğimiz Nadi Çelik. Bakalım Nadi Çelik'in de hikayesini dinleyelim. Nasıl başlamış, ne durumda, nereye götürüyor? Buyurun. Evet dostlar, arılığa girdim şimdi. Şu anda çok gerçekten buram buram bir bal kokusu var. Bal mevsiminin başladığını mı işaret ediyor bilmiyorum. Şimdi Nadi abiyle birlikte bir konuşalım, sohbet edelim. Kendisinden de öğrenmiş olalım. Nadi abi, kolay gelsin. Sağ ol Semih Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin? Eyvallah, eyvallah Semih Bey. İyiyim, sizler nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür abi biz de. Bayağıdır görüşmüyoruz ya. Evet abi, en son benim iki kovan arıyı bu seneyi çıkarttın. Bir Evet. daha o arıyı aldık. Buradan ayrıldık. Bir daha görüşemedik. Evet. Tekrar bir ziyaretinize geleyim. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, nasıl gidiyor diye bir Evet, sorayım evet, dedim abi. evet. Ramazan geçti, artık semaver çay sezonu açıldı. Evet, çayı da bugün Ve demleriz. tabii. Bundan sonra her zaman bekleriz. İnşallah, inşallah abi. Nadi abi, ben seni uzun zamandır tanıyorum. Daha önce bir arıcılıkla ilgili bir uğraşın yoktu. Evet. İşi bıraktıktan sonra sanırım başladın. Nasıl Evet. oldu abi? Nereden bu heyecan geldi, bu fikir geldi? Nasıl başladınız? Bir dinleyelim Evet. sizi. Valla Çanakkale seramik fabrikalarında 2019 Haziran'ında emekli olduktan sonra pandemi sürecinde de işte zamanı değerlendirmek için bizim baş ustamız, arıcı ustamız Bayram Ali Bey'in tavsiyesi üzerine bu arıcılık mesleğine amatör olarak başladık. Evet. Bayram Ali Bey'den iki kovan arı temin ederek başladık. Boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Daha önce arı ile ilgili herhangi bir bilgimiz, uğraşımız yoktu. Evet. Pandemide başladı. Başladınız. Şimdi görüyorum epey bir arınız var. Evet, Kışı da evet, çıkarttı. evet. Gayet Bu güzel bir şekilde arada çıkarttı. işte amatörce devam ediyoruz. İşte 2 senede iki kovanı 25 kovana getirdik. Evet. Yani Vallahi yapabildiğimiz kadar üretmeye çalışıyoruz. çok güzel, çok güzel. Peki bal durumu nasıl? Bal alabildiniz mi? Bundan nasıl yapıyorsunuz? Geçen nerelere götürüyorsunuz veya? Bana bal sezonu tabii arı üretmek ve bal almak için tabii onu iyi dengelemek lazım. Hem arı üretmek hem bal almak biraz zahmetli ve uğraş isteyen, tecrübe isteyen bir durum. Evet. Geçen haftaki videomuzda da Nadi abi, Fikret abi var, onu çekmiştik. Onlarla da aynı konuyu konuştuk. Hem bal almak hem arıyı üretmek, ikisi paralel olarak gitmek zorunda. Tabii. Sadece bal alacağım demek yanlış bir Tabii olay. tabii tabii. İkisini de kontrollü götürmek gerektiğini. Tabii. Yani koloninin devamını sağlamak için arı üretimine de önem vermek lazım. Yani koloni kovan sayısının hepsini bala yüklendiğiniz zaman tabii ki bir dahaki seneye koloniyi yetiştirmek zor. Yani bunu dengeli götürmek lazım. Bugün 3 adet ruşet 6 çıtalık kovanımız vardı. Bunlar gelişmekte olduğu için Evet. o ruşet kovanlarda çıta sayısı 6 adet olduğu için, gelişmekte olduğu için bunları 6 çıtalık ruşetleri 10 çıtalık büyük kovanlara aktardık. Çabuk daha hızlı gelişmesi için böyle bir işlem uyguladık. Peki 10 çıtalık kovanda bıraksaydınız olmaz mıydı Nadi abi? 6'ya niye aldınız onları? Şimdi bu ruşetteki arılarımız geçen senenin bölmeleri, yani ikişer çıtalık, üçer çıtalık He. arıları, bölme yaptığımız arıları bu sezona yetiştiriyoruz. Evet, yani geçen sene üretim yapmışsınız, bu Tabii sene bal tabii mı evet alacaksınız? evet bu sene işte bal sezonunu hazırlamaya çalışıyoruz. Onun için şu anda arıların tam hızlı gelişim zamanı olduğu için
Onları daha büyük kovanlara aktarmakta fayda var. Kışın az çıtalı, 3 çıtalı, 4 çıtalı arıları küçük 6 çıtalı küçük ruşet kovanlarda kışlatmak daha verimli olduğu için bahara kadar onlar da şeye yetiştiriyoruz. Ruşetlerdeki arı mevcudu geliştikten sonra büyük kovanlara aktarma yapıyoruz. Evet, evet. Şimdi burada aktarma yapmışsınız. Devam ediyor musunuz şu anda? Yapacak mısınız başka? Şu anda aktarma işimizi tamamladık. Diğer kovanlarda bir kontrol, yani evet, petek isteyip istemediğini, evet, bakalım beraber kontrol yapmamız gerekiyor. Birkaç tanesini birlikte kontrol edelim. Vallahi çok iyi olur. Evet, biz de hem arının durumuna bakmış oluruz, onu da görmüş oluruz. Koca usta da orada, karşıda. Koca ustanın yanına gidiyoruz. Ustam kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Ustam epey çırak yetiştirdiniz ya. Vallahi çıraklar da ustalık seviyesini çoktan geçmiş, öyle duruyor. Çırak yetişmezse arıcılık biter. Evet. Bizim rakçılığımla devam edecek. Evet evet, kolay gelsin bu arada. Sağ ol. Ne yapıyoruz Banu Bey, nasıl gidiyor? Vallahi arılara şerbet veriyoruz. He. Şimdi şerbet deyince bal alanlar der ki ya bize şeker satıyorlar. Arılarda şimdi bal yok. Mevsim, bal mevsimi olmadığı için yavru yapıyor arılar çoğalmak için. Evet. Şerbeti mi? Şerbetle mecburen aç kalmasın diye şerbet veya kek veriyor. Evet. Kek dediğimiz şu gördüğünüz beyaz şey. Evet, şu. Böyle şerbet veriyoruz. Belli bir miktarda şerbetliye. Yarın sabaha burada hiçbir şey kalmıyor. Eğer vermezsek. Vermezsek alamayız diye. Ortamda şey olmadığı için yiyecek arılığa açlıktan ölür. Gör. Arı görsün ara. Vallahi. Gözün arı görsün. Buyur. Maşallah maşallah. Şimdi buna. Bunlara sen ne zaman kat vereceksin ya bana bu? Yarın. Yarın mı? Yarın kat vereceğim. Ben gelin. Buradan bir tane sarkıtıyorum böyle. Kendisi ara açıyor. Şunlar dursun da arılar yesin şey. Evet. Şerbet değil. Şerbet koymak için yer açtı. Şerbetlikten daha fazla şerbet var gibi geliyor bana. Değil mi? Şerbetlik evet. Olsa o kadar olmaz. Göz kararı koyduk. Evet. Peki Bayram Bey, görüşürüz. Kolay gelsin size. Tamam, ben yetiştirdiğiniz ustaya değilim artık. Tamam. Ustanın yanına gidiyorum. Tamam. Tekrar görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Tamam. Katlı kovanımıza bir bakalım. Evet evet, bakalım bakalım Nadav. Katı çıkmışsın. Evet, bayramdan önce bunu hızlı gelişti. Buna kat vermek icap etti. Oo, maşallah maşallah maşallah. Bak, ham petekler de vermişti. Şerbetlik yok herhalde. Şerbetlik şu alt katta. Orada şurada mı? Tamam, şurada. Şimdi gördüm. Çünkü alt katta bıraktım. Orada rahat bir erişim sağlasınlar diye. Evet. Şu ham peteklere bir bakalım. Ham petekleri
Kabartmışlar. Evet, kabartmaya devam ediyor. Çürük kullanmıyor musun Dada abi? Çürük kullanıyoruz. Hırçın oldukları zaman şu anda pek hırçın görünmüyorlar. Evet. Bu da kapalı yavru var herhalde, öyle mi? Bunlar evet, kapalı yavru. O açıklarda da yumurta var, larva var. Şurup yerleştirmişler. Bunu da bırakalım.